kaya tuzumuzu kullanalım. Normal tuz da kullanabilirsiniz ama kaya tuzu her zaman çok daha iyi. Alta bir zemin yapalım. Neden tuz koyuyoruz? Suyunu çekmesi için tuz koyuyoruz. İtalya'da makbul olan gnocchi, mümkün olan en az yumurta ve un konularak bağlanılan. Zaten gnocchi bir makarna çeşidi. Patateslerimizi alalım, tuzumuzun üzerine koyalım. Patateslerimizi 200 dereceye gelmiş fırınımıza atacağız. Ben bundan bir saat önce kadar atmıştım. Şimdi bunları atalım ve onları alalım. Bir kap alıyorum. Şöyle hızlı hızlı soyuyorum. Elimiz biraz yanacak. Eğer arzu ederseniz bir kağıt peçete de kullanabilirsiniz. Süzgecimi de alayım. İçine atacağım. Patateslerimizi soyduk. Şimdi patatesleri mümkün olan en kısa sürede elekten geçirmem lazım. Çektirmiyoruz, bastırıyoruz. Çünkü çektirdiğimiz zaman içindeki gluteni çıkartıyoruz. Bastıra bastıra yapıyoruz. Altındakileri de alalım. Her aşamasında olduğu gibi bu aşamada da hızlı davranmam lazım. Şöyle önce beyazıyla başlıyorum. Bir parça da un koyuyorum. Bir parça tuz ilave ediyorum. Patatese, tüm patates yemeklerine bence muskat çok yakışıyor. Bir parça da şöyle taze muskattan içine rendeliyorum. Şimdi elimizin yardımıyla karıştırıyoruz. Birazcık daha un ilave ediyorum. İstediğim kıvama geldi. Dikkat ediyorsanız hızlı hızlı davranıyorum. Bu yoğurma işleminin maksimum 1-2 dakikayı geçmemesi lazım. Kesme tahtamın üzerine unluyorum. Bir parça alıyorum. Önce küçük bir parçayla başlayalım. Daha kolay olacak işiniz. Elimi de hafif unluyorum. Şöyle bir kordon gibi uzatıyorum. Bir bıçak alalım. Keselim. İstediğiniz boyutlarda kesebilirsiniz. Şöyle karıştıralım. Gnocchi'lerimiz pişirmeye hazır. Tavamı alıyorum. Tereyağlarımızı alalım. Şöyle çok az bir zeytinyağı kullanıyorum. Amacım zeytinyağı kızartma aracı olarak kullanmak değil, sadece dediğim gibi tereyağın yanmasını önlemek. Bir ceviz büyüklüğünde tereyağı atıyorum, 2-3 küçük parça. Köpürmeden asla gnocchi'lerimi içine atmıyorum. Tamamen eriyip köpürmesini bekliyorum. Artık altını kısabilirim yoksa yanacak. İstediğim kıvama geldi, gnocchi'lerimi atabilirim. Hepsini birden de atmıyorum çünkü belli bir kızarıklık derecesini geçmedikten sonra yapışma ihtimali var. Hepsinin bunların bir topak haline gelme ihtimali var. O yüzden değişik değişik yerlere koyuyorum. Eğer tereyağınız birazcık yanmaya başlıyorsa içine ilave çok az daha bir tereyağı ilave edin. Yanmayı durduracaktır. Hepsi altın sarısı renge gelene kadar pişirmeye devam ediyoruz. Hep bu köpüğü görmek istiyorum. Azar azar çıkan köpükler. Bu son aşamada biraz da ada çayı atmak istiyorum içine. Çok yakışıyor. Ada çayı ile beraber muskat, patates ve ada çayı. Tazesi varsa ne olur tazesini kullanın. Aradaki farkı göreceksiniz. Şöyle ince ince kıyıyorum. Taze baharatlarımızı hep en son koyuyoruz. Eğer önce koyarsak renkleri gidecek. Altını kapatayım ve tabaklamaya başlayalım. Tereyağı ve taze baharat birleşince, özellikle de aroması ada çayı gibi kuvvetliyse, ortaya gerçekten muazzam bir koku çıkıyor. Üzerine bir parça daha ada çayı daha koymak istiyorum, taze şekilde.